Ekranda gördüğünüz kişi Yuri Bakayev. Kendisi Rus mafyasının önde gelenlerinden. Moskova'da kendine geniş bir örgüt kurmuş. Çevresine Çeçenlerle savaşmış emekli subayları toplamış. Faaliyetleri uluslararası boyutta. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığında neredeyse marka olmuş. Bize gelen istihbaratsa daha mühim bir alışverişi gözler önüne seriyor. Zenginleştirilmiş uranyum. Alıcısı belli mi peki? Belli amirim. Reşat Minvaki adında bir İranlı. Rıza baba, bu isim tanıdık değil mi? Radikal İslami örgütlere silah sağladığı biliniyor. Kalaşnikov yerine uranyum almaya başlamış. Onu da nerede kullanacağı malum. Biz ne yapacağız amirim? İstihbarata göre Yuri ile Reşat alışverişi Türkiye'de gerçekleştirecekler. Mekan belli değil mi Ali? Ankara otobanı üstünde bir dinlenme tesisinde taraflar bir araya gelecek. Bizzat kendileri mi gelecek bilmiyoruz. Adamlarını gönderirler herhalde. Niye öyle bir riske girsinler ki? İkisi de riske çoktan girdi. Yuri ve Reşat şu anda Türkiye'deler. Buluşmada bu akşam. Bu da tesislerin sahibi Yusuf Ademoğlu. İranlı Reşat arada mekana gelirmiş yolu düştükçe. Yusuf'un Arapçası var. Adamlarıyla konuşmalarına şahit olmuş. Zaten bütün bu çalışmada onun istihbaratıyla evet, başladı. Tabii. Üstümüzde büyük bir sorumluluk var Rıza. O uranyum yurt dışına çıkmamalı. Bu bir günlük iş değil müdürüm. İzleme ve takip yapmamız gerekebilir. Tesise konuşlanmamız gerekecek. Ne gerekiyorsa yap Rıza. İş sende. Tamam. Tehlikeyi biliyorsun. Başarısız olursak önce Ankara'nın başı ağrır, sonra bizim. Merak etmeyin müdürüm. Hemen işe koyuluyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Nereden başlıyoruz Rıza baba? Sen, Murat, Ali ve Aylin mekana dağılacaksınız. Kalanlar da müdahale ekibi. Restorandakilerin geleceğinizden haberi var. Size yardımcı olacaklar. Ha, unutmadan. Yuri ve Reşat'ın sağ olarak ele geçmesi çok önemli. İstihbaratın ikisiyle de işi var. Silahlarınızı temizlediniz mi? Tutukluk yaparsa başımıza ağrır. Merak etme abi. Akrepleri de alalım mı yanımıza? Vallahi iyi olur. Yanımızda bulunsun. Aylin mekanı krokisini verdi. İki giriş önde var. Mutfak kapısı da arkaya açılıyor. Zaten minibüste bekleyeceğiz. Önde duralım. Otoparkta dikkat çekmeyiz. Mesutlardan haber gelmeden burnumuzu çıkartmıyoruz ona göre. Erken davranmak yok. Sonra biliyorsunuz Ankara'nın fırçası... Sonra çıkarıcısı değil mi abi? Aynen öyle. Melek, otomatik. Sağ olasın. Hadi bakalım, tamamsanız çıkalım. Hadi. Tamamdır, hadi. Hadi. Kroki'yi de unutma da. Sağ ol. Nereden anladın operasyonu ya? Sesin gergin geliyor da ondan. Hayırdır, mesele ne? Telefonda konuşmayalım ya, anlatırım sonra. Sen nasılsın? Tek bir sorun dışında iyiyim. Ne sorun Elif? Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Çelik yeleğini giydin mi? Birazdan giyeceğim. Hemen giy. Hatta normal yelek de giy. Dikkat et havalara. Düğünümde hasta damat istemiyorum. Tamam, merak etme. Hadi hoşça kal. Elif'in hepinize selam var abi. Sağ olsun. Sen yeleğini giydin mi bakalım? Ne yelekmiş ya. Giydim abi, giydim. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah. Söylenme. İleri al kardeşim, ileri al. Şuraya park et. Tamam. Abi yıkama lazım mı? Ulan. Allah iyiliğini versin ya. İstemez git, kendini vurduracak Lale. Şişt, dikkatli olun lan. Sen de dikkat et. Efendim Rıza baba. Ne var ne yok Mesut? Vallahi ne istersen var Rıza baba. Tas kapama, kuzu tandır, İzmir köfte, fasulye, cacık. Başka bir şey var mı? Henüz görünürde yok. Anlaşıldı. İstibatta kalın, tamam mı?
Abi, masa 5'in siparişi hazır mı? Neydeki sipariş? Bilmem, unuttum. Aylin, masa 5'in siparişi neydi? Masa 5 trip atıp kalktı. Sayenizde mekan batacak. Aman çok tatın yani. Usta, durumunuz nedir? Daha gelen giden yok, bekliyoruz. Anlaşıldı, biz geldik hazırız. Tamam tamam, gördüm. Hoş geldiniz. Yıkama lazım mı? Sadece dışını yıka. Tamamdır. Biri geldi galiba İranlı. Anlaşıldı. Gördün mü? Hı hı. Para da yanında. Alıcı gelmiş. Diğerini de kaçırmayalım. Şu olabilir mi? Yıkayalım mı abi? Yok, gerek yok. Hey. Çantaya bak. Kurşun kaplı. İçinde nükleer madde olmalı. Usta, satıcı geldi. Tekrar ediyorum. Satıcı malla birlikte restorana giriyor. Gördük usta, beklemede kalın. Anlaşıldı. İvan değil mi? Doğrudur. Buyur otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey alır mısınız? Şimdi değil, sonra. Peki. Abi ne yapıyoruz? Çok gürültü yapmayalım. Mekandan çıkışlarını bekleyeceğiz. İçeriden biz kıstırırız, dışarıdan üstünler. Hı? Hı hı. Haydi, jandarma geldi. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Nereden çıktı bu? Malzeme hazır herhalde. Hazır. Paradan ne haber? Ayağının dibinde. Saymam lazım. Olur. Komutanım, buranın yemekleri çok güzeldir. İyi iyi. Hoş geldiniz. Yiyelim. Ne istersiniz? Ne verelim komutanım? Ben tavuk sote ve pilav alayım. Ben de aynından alayım. Komutanım, beklemeyin, biz getiririz. Tamam. 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 Getiririz. Jandarma geldi. Bizden önce müdahale etmesinler. Adamlar yemek yemeye gelmiş. Bir şey olmaz. Rahat olun, şüphelenmesinler. Al yemeklerini götür sen. Al. Al şunları da. Ha. Bunlar varken sayamam. Tuvalete gitmem lazım. Çabuk gel. Hah, yemekler de geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Komutanım, ben bir ellerimi yıkayayım da gelip. Tamam. Dolu. Dolu. Allah. Hayırdır? Ne o elindeki? Bir şey yok. Çıkar bakayım kimliğini. Koşun usta, koşun, koşun. Aç, 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 aç. Dur, dur da bak. Sakin ol, sakin ol. Polisim ben. Vur beni namussuz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Aç silahı. Aç silahı. Geç, geç, geç. Bırak silahını. Aç silahını, lan kebertirim seni. Çekilirim lan. Bırak, at silahını, bırak. Kaçamazsın, geri zekalı. Defolun. At silahını.
Usta içeride ne oldu öyle ya? Anlatırım anlatırım. Silah sesi duyduk. Murat ne oldu? Rus satıcı öldü. Bir jandarma yaralı. Melek, Sinan, içeridekileri salmayın dışarı. Tamam. Demek bir tek bu kaldı elimizde. Geç, 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 geç. Geç, geç. Bakın, kimse bu adamdan gözünü ayırmayacak, tamam mı? Anlaşıldı komiserim. Eskortla götürün. Gerekirse de destek çağırın, tamam mı? Anlaşıldı komiserim. Bin yanına, bin yanına. Hadi geç sen de. Vallahi iyi dayanıyorsun ha. Sık dişini kardeşim. Eyvallah. Helal olsun be. Başkası beceremezdi senin yaptığını. Adam öldü mü? Öldü. Sen düşünme şimdi bunu. İyileşmeye bak, tamam mı? Tamam. Rıza baba yoldu. Burası hiç hoşuna gitmeyecek. Elde ne Yuri var ne de Reşat. Aynen. Ölen Ruslan da kimlik çıkmadı. Bari şu adam bir işe yarasın. Senin patron nerede? Yusuf abi gece gelmez mekan. Bizim geleceğimizden haberi vardı ama. Güya karşılayacaktı bizi. Bilmem ki abi. Biz de personeliz burada. Tamam git içeri ifadeni ver hadi. Ali yardımcı ol. Demek doğruymuş. Alo Reşat. Benim Yuri. Seni haklı çıktın. Bir bildiğimiz var demiştim. Lokanta polis kaynıyor. Nasıl bildin? Köstebek bulduk. Şimdi ne yapacağız? Buluşma iptal. Yeni yeri ve zamanı konuşuruz. Çok gecikmezse iyi olur. Memleketten sıkıştırmaya başladılar. Sen önce pisliğini temizle. Devam et. Alo Mehdi. Evet ben. Yuri aradı. Polis baskın vermiş. Ne yapacağını biliyorsun. Abi, bu kadar yakında durmak doğru mu ya? Oğlum, çanta kurşun kaplı. Zaten uranyum tam işlenmemiştir yani. Ha, yine de çekiniyor insan. Rus tarafının adamı jandarmayla kafa kafaya gelmiş tuvalette. Ne bileyim abi, öyle olmuş. Ölüsünü bulduk. Elimizde sadece alıcı var. Adam İranlı. Öyle zannettik. Ama Türk vatandaşı çıktı. Merkezde bekletiyoruz. İyi, beklesin. Çantada nükleer madde yok. Nasıl olur ya? Bir saniye, bir saniye. Bir yanlışlık yok değil mi? Çantayı açmadan bu kadarını söyleyebiliriz. Burada bakamıyorsunuz herhalde. Mümkün değil. Atom Enerji Kurumu'nun laboratuvarında bakılacak. Tüm müşterilerin GBT taramasını yaptık. Peki sonuç ne? Adli suçlardan sabıkalı birkaç kişi var. Yani şüphelendiğimiz kimse yok. Çantada uranyum yok Rıza baba. Hadi ya. Peki paralar? Hepsi sahte Rıza baba. Tek bir açıklaması var Rıza baba. Buradan biri şebekeye haber uçurmuş olmalı. Operasyon başarısız oldu yani. Bir de Vedat müdürün kapısını çek şimdi. Hemen bozmayın moralinizi. Belli ki önümüze yem attılar. Ne Yuri ne Reşat var ortada. Asıl soru geleceğimizin haberini kim verdi burada? Yusuf olamaz mı? Restoranın sahibi. Belki para teklif ettiler. O da taraf değiştirdi. En kuvvetli ihtimal bu. Adamın evini biliyor muyuz? Hemen yakındaki köyde oturuyoruz abi. Hemen çıkın o halde hadi. Melek Aylin benle kalsın. Burayı toparlarız biz hadi. Tamam hadi 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 koş. Böyle değildin sen Mehdi. Para mı bu kadar bozdu seni ha? Bak Yusuf. İnanan adamsın. Bunlar da son dakikaları. Boş konuşacağına bari dua et de bir işe yarasın. Sen ne anlarsın duadan inançtan? Ağır ol Yusuf. Vahşetin adını cihat koyunca vicdanınız rahat mı ediyor Mehdi? Bitmedi mi bunun mezarı hala? Az kaldı abi. İyi. Ben gidiyorum. Aha. İyi gömün bunu. Tamam abi. İyi
Ya polise en başta alışverişi ihbar eden Yusuf değil miydi? Hakikaten ha. Şimdi niye saf değiştirsin ki? Para tatlı gelmiştir. Öyle olsa en baştan basardı adamlara tehdidi, koparırdı parasını. Bilmiyorum usta o kadarını. Bulduğumuzda sorarız. Ali! Buradan sapıyoruz. Işıklarını da kapat. Tamam abi.